Ben Yasemin Yozgat Burn. Burada Uluslararası Tıp Fakültesi'nde asistan profesör olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Sabita'da bizim araştırma merkezimizde. Daha çok aslında Sabita'da çalıştığımı söyleyebilirim. Orada kanser üzerine araştırmalar yapıyoruz. Ben moleküler onkolojistim. Hem işin klinik noktası hem de preklinik noktası üzerine translasyon dediğimiz işte bu ikisinin arasını dengeye dürecek bir şekilde düzenlenmiş bir bölüm. Bu işte belirli programlar sadece bir Amerika'nın belirli üniversitelerinde vardı. Bu eğitimi de ben Columbia Üniversitesi'nden aldım zaten. Benim hayat hikayeme geçmem gerekiyorsa burada Türkiye'de şu anda Medipol Üniversitesi'nde çalışan biri olarak bu hikayenin en önemli noktasından bir tanesi neden ben kanserciyim, neden moleküler onkolojistim? 10 yaşında ben ne olacağımı bilen biriydim. 10 yaşında yaşanılan trafik kazasına tanıklık olduğumda benim ilk aklıma gelen şey insani boyutu. Ve bu insani boyutun en önemli nokta 10 yaşıydı benim için. Bu 10 yaşında trafik kazasında para gelmediği için, bu bahsettiğim olay 37 yıl önce olan bir olay, ben 47 yaşındayım. Para gelmediği için ambulans gönderilmemesi, peşin para olmadığı için sedyede ölüme verilmesi, buna tanıklık olmam benim ne olacağıma karar vermemdi. Ve daha sonra Trakya Üniversitesi'nde biyoloji bölümüne girdim. Aslında istediğim tıp fakültesiydi. Bir şekilde olmadı. Ama her zaman biliyordum, her yazı ben Çapa Tıp Fakültesi'nde o zaman bu imkanların hiçbiri yoktu. DETAM vardı. İşte kendimi orada burada bir şekilde yazlarımı staj yaparak öğrenmeye çalıştım. Zaten o yüzden ben kanser çalışmaya 18-19 yaşlarında başladım diyebilirim. Tabii ki bu benim amacım insanlık boyutunda olduğu için DETAM'da da yaşadığım farklı bir olay, almak zorunda olduğum bir karar, İnsan hayatıyla para konusunda seçim noktasında yapmamdaki bir sonuç dolayı 19 yaşındaydım karar verilmesinde. Ve bu karar da tabii ki hastanın testini seçmemle beraber ülkeyi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Hepimizin hayatımızdaki şartlar aynı olmuyor. İngiltere'de önce İngilizce öğrenmekle başladım. İngilizce öğrenme noktasında geçtikten sonra Amerika'ya gittim. ESL programı dediğimiz İngilizce programıyla başladım. Bu sırada kendime gönüllü olarak bir yer buldum. Aynı zamanda tabii para kazanmam gerekiyordu. Bütün bu şartlar içerisinde de İngiltere'de de Amerika'da da çeşitli yerlerde çalışmak zorunda kaldım. Amerika'da garsonluk yapıyordum. Bu sebeple sabah okula gidiyordum. Ondan sonra da garsonluk yaparken inanılmaz bir insanla tanıştım. Benim hayatımı değiştiren bir insan. Ve kendisi Memorial Sloan Kettering Cancer dediğimiz dünyanın bir numaralı kanser merkezinde en üst düzeyde yöneticilerden biriydi. Dünyanın en ünlü de cerrahıydı. Leslie Blumgard, Profesör Doktor Leslie Blumgard. Bu işte seçimle ilgili olan bir hikayede garsonluk yaparak tanıştığım kişi. Bu hikayeyi duyduğunda kendisi de hikayesini anlattı ve kendisi normalde oraya sadece Harvard'dan, MIT'den gelen gönüllü olarak başlaması gereken yerde bile bana gönüllü olarak bir imkan sunuyordu. Oldu kendisi tarafından. Ve aslında o sözü hiçbir zaman unutmuyorum. Kendi asistanını çağırdığında ben Yasemin'in çok iyi bir yere geleceğini biliyordum. Orada başlayan bir serüven, bir şekilde orada hem çalışıp ondan sonra bir şekilde gönüllü başladım ama ondan sonra da çalışmaya başladım. Çalışmaya başladıktan sonra da tabii ki ilginç şeyler de yaşadım. Bazı sağlık problemlerinden dolayı bir CT çektirmek zorunda kaldım. Ve orada benim anafilaktik reaksiyondan dolayı 1,5 dakika kalbim durdu. Kimse benim nerede olduğumu da bilmiyordu. En son hatırladığım şey şuydu. Benim bu hayattaki hedefim. Bu hayattaki hedefim deyince ettiğim tek bir duayı hatırlıyorum. Allah'ım ben daha ölemem. Daha bitmedi. Ve o sözle beraber daha da fazla çalışmaya başladım. İşte içimdeki ukde tıp fakültesi premed programına girdim. Dereceyle bitirdim hem çalışırken Memorial Sloan Kettering'de. Bitirdikten sonra yani bilim aşkı benim için daha farklıydı. Ama klinik benim için önemliydi. Yani bilimle kliniği bir arada tutmak zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Ve bu sebeple öncelikle bir anlamak için Columbia Üniversitesi'nde biyoteknoloji master programına katıldım. Master programına katıldıktan sonra orada bu MD, PhD, Blended program vardır. Bu moleküler onkoloji üzerine. Oraya hak kazandım. Ve bütün bunlar burslu oldu. Yani bana inandıkları için gerçekten inanılmazdı. Ve bu noktada ilerledim. Hem Memorial Sloan Kettering'de tezimi tamamladım. Hem de çalışmalara devam ettim. Bu sebeple benim pek bir hayatım olmadı. Cumartesim olmadı, pazarım olmadı. Günde 2 saat uyumak zorundaydım. Ama başardım. Yani inanmakla
başardım. Azimle başardım. Ve dereceyle bitirdim zaten. Tam işte son nokta, o diplomayı alacak noktasında maalesef bir kanser olduğumu öğrendim. Rahim kanseri. Tabii insan hayatta çok hayaller kuruyor, hedefler kuruyor. Oraya geldikten sonraki hedeflerim çok başkayken bir anda bütün hedeflerim değişti. Zorlu bir ameliyat yaşadım. Benim bir masada oturmam, ilk defa kendi hayatımı, pazarlığını yapmak benim için zor olmuştu. Atlattım yani bir şekilde. Ama tabii çoktan benim hayatım değişmişti. Yani taşlar yerini oynamıştı. Ve bu sebeple aslında Türkiye'ye gelmemin sebebi de bu oldu. O anda tek düşündüğüm şey sevdiğim insanlardı, ailemdi. Aslında ben buraya bir yıllık program için geldim. Sabancı Üniversitesi'ne gelmiştim, UNAM bölümüne. TÜBİTAN 2232 değişim programıyla geldim. Beyin göçü dedikleri bir programla geldim. Bana da bir seneliğine izin vermişlerdi hocam, benim oradaki. Buraya geldim ama bugün 11. seneye girmemiz gerekiyor. Geldim ama gitmedim. 2016 yılında geri döndüğümde bana diplomayı bile geri vermeyeceğini, dönmem için elinden geleni yaptılar. O yüzden ikinci doktorumu da tamamladım Sabancı Üniversitesi'nde yılmadan. Hem çalışarak Sabita'da Dipol Üniversitesi'ne geçiş yaptıktan sonra hem de Sabancı Üniversitesi'nde doktoraya devam ettim. Yani Amerika'da da zaten yani PNAS gibi çok prestijli dergilerde güzel buluşlarım oldu. Özellikle gastrointestinal tümörlerde. Ama Türkiye'ye döndükten sonra dünyanın en iyi yerinde ve buradasınız. Tabii ki farklılıklar var, çok zorluklar var. Ve bu zorluklara rağmen yaşadığım tabii ki bu kanser meselesinde de Türkiye'de burada daha çok ihtiyaç olması gerektiğini duydum. İkinci bir sebep de şuydu. Evet, kolaylıklar içindeydik. Yani ben açıkçası o kadar her şey size sunuluyor ki o öyle bir ortamda zaten iyi bir makale, iyi bir çalışma, biraz azim gösterdiğiniz zaman olmaması mümkün değil zaten. Ama bu zorluklar içerisinde neler başarabiliriz? Ben artık bu alabileceğiniz şeyleri, bilgileri nasıl pırlanta gibi çocuklara aktarabiliriz? Ve buradaki işte klinisyenler olsun, buradaki insanlar olsun, bir şeyler yapmak isteyenler olsun, çalışmalara burada devam etmek istedim. Çünkü çok güzel insanlarla tanıştım. Her zorluğa rağmen aşılabilecek potansiyel var çünkü. Beraber aşabileceğimizi biliyor ve geri dönmemeye karar verdi. Ve bu noktadan sonra Sabita'da çalışmalarımıza başladık. Tabii bu ilk kanser çalışmalarımıza bir projeyle başladık. 2 yıl projede çalıştık. Çok önemli bir projeydi. Daha dünyada gerçekten bir şey yoktu. Hastalar üzerine, meme kanseri üzerine çalışıyorduk. Ama bir kaza oldu. Bütün hasta örneklerini kaybettik. 2 yılımı kaybettim aslında. Ama oturup ağlamadım. Oturup neden olduğunu düşünmedim. Ve o gün başka bir proje yazdım ben. İçimde tuttum ve o gün yazdığım proje bugünkü şu anda kanser üzerine, özellikle akciğer kanseri üzerine ve bütün kolon kanseri üzerine, meme kanseri üzerine ve birçok kanserlere aslında inanılmaz bir derecede tedaviye en etkili olacak. Sadece teşhis noktasında değil, tedavisindeki en etkili olacak, daha literatürde olmayan bir başarıya imza attık. Gördüğünüz bir şey varsa onun mutlaka bir sebebi vardır arkasında. Ne olursa olsun denemeyi tercih eden bir insanım. İster sonuç negatif olsun, ister pozitif olsun. Çünkü hayatta bir şey denemeden hiçbir şeyi bilemeyiz. Yani maddi ve manevi bütün zorluklara rağmen bugüne geldi ve bugün şu anda mevcut olan kanser tedavisini anlatırsak, mevcut olan bir sürü tedavilerimiz var bizim. İşte kemoterapi olsun, immünterapi olsun, yeni yaklaşımlar da olsun. Bugün diyelim ki siz bir ilaç buldunuz. Bugünkü bulduğunuz ilacın da faydası olmayacak bir sıkıntı var kanserde. İlaç dirençleri. Yani kullandığınız her ilaç kanser hastalarının neredeyse %50'sinden fazlasında bu ilaçlara direnç oluşturuyor. Bu direnç oluşturma ne demek? Ya bu 1 yılda ya 5 yılda her hastaya göre, her kişisel bir hasta bir dünya. Her bir kişinin kanseri bir farklı bir mekanizma. Ve biz bu mekanizmaya göre ortak bir şey bulduk. Nedir? Enerji. Kanser hücreleri normal hücrelerden farklı bir enerji üretiyor. Ve bu ilaçların direnç mekanizması ile olan ilişkisindeki 2 tane en önemli biomarkerı bulduk. Bu bize 2 önemli noktaya sebep verdi. Birincisi, bunlara akıllı ilaç dediğimiz ilaçları rahatlıkla yapabiliyoruz. İkincisi de daha insanlar, kişisel tedavinin şu anda günümüzdeki en önemli şeyi nedir? Yapay zekadır. Generatif AI dediğimiz bir yapay zeka modellerinden bir tanesi var. Daha yeni gelişen multimodal sistem dediğimiz bu generatif AI çok yeni bir şey. Ve bunu kullanarak biz daha kişisel tedavi dediğimiz ilaçların öncesinden
çalışıp çalışmayacağını tayin eden bir sistem yok dünyada. Ve yine bu bulduklarımızı kullanarak her tedavi başlangıcı, düşünsenize bir hasta gidiyor hastaneye ve bu hastaneye gittiğinde bir sürü testlerden geçiyor değil mi? Bu testlerden geçtikten sonra bir onkolojist hangi ilacın direnç göstereceğini ve çalışmayacağını gösterecek bir sistem geliştiriyoruz. 14 ülke, dünyanın 14 ülkesi ve bugün de 15.si katılıyor. Zaten maksimum 15 olduğu için daha fazlasını alamıyoruz. Ve ben bunu tek başıma yapmadım. Ben yokum burada sadece. Azmi olan o kadar çok insan, bu bir ekip çalışması. Mesela Mega'da 10 yıldan beri çalıştığım bir klinik ekip var. Yani Aslı'dan tutun, Mehmet Hoca'dan tutun, yani onkolojistlerimiz, cerrahlarımız, patologlarımız bir kere bile daha nerede bunun sonucu demeden bana 10 yıl boyunca sabırla benim arkamda omurga oldular. Öğrencilerim, yani belli bir süreye kadar bu öğrencileri ben almadım. Çünkü benim hayatımda ya hep ya hiç vardır. Yani bu ya hep ya hiç dediğim sorumluluk noktası. Ya %100 vermem gerekiyor ya da hiç. O sebeple almamıştım. Ama iki tane öğrenci benim bütün hayatımdaki o şeyi de değiştirdi. Onlarla başlayan o serüvende, onlar benim hayatımın en büyük bir parçası. Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencileri olsun, o kadar gecesini gündüzünü, bakın şu anda tatilde olmaları gerekiyor. Şu anda hepsi laboratuvarda. Ben bu çekimi yapabiliyorsam, onlar şu anda bütün deneylerini yapabiliyorlar. Şu anda daha literatürde olmayan her birinin kendi projeleri, kendi yazdıkları, kendi yaptıkları deneyler ve şu anda bu yazın sonunda kendi makaleleri çıkacak. Şu anda Avrupa'da bizi temsil eden onlar. Şu anda Fransa'da en büyük kongrelerden bir tanesinde iki tanesininkisi kabul aldı. Bir tanesi en prestijli Almanya'da Engine Scholarship'e kabul aldı. Bütün uluslararası şeyde bırakın, ulusal olarak da birinciliği kazananlar oldu. Bütün bunlar imkanlarla olan bir şey. Ben Medipol Üniversitesi'ne ilk geldiğim zaman, Sabita'yı gördüğüm zaman Sabancı Üniversitesi'nde bu Sabita'yı'ndaki imkanları gördükten sonra kalmaya verdim. Evet, dünyanın en iyi fikrine sahip olabilirsiniz. Dünyanın en şevk ve en azmine de sebep olabilirsiniz. Ama bu imkanlar olmadan gerçek bir şey yapamazsınız, değil mi? Bu imkanlarla beraber bir şekilde, ki Sabita'da bütün bu çalışmaları yapabileceğimiz en üst düzeyde aletler var. Şimdi bunlar çok önemli noktalar. Bir hastanemiz var, bir klinik ekibimiz var. Bu ekip olmadan, bunlar olmadan bir şey imkansız. Yoktu. Yani olsaydı benim zamanımda belki burada daha farklı bir şekilde olurdum. Tabii ki bu imkanlarla beraber nedir? Bir de maddi imkanlar var değil mi? Özel ders vererek geçimimi sağlamak zorunda kaldım. Şu anda Aziz Sancar bursu veriliyor. Şu anda bir sürü imkanlar veriliyor bu Uluslararası Fakültesi öğrencilerine. Bu imkanlarla beraber, yani bütün bu imkanlar bir şekilde kullanılması gereken imkan. Eğer gerçekten içinizde bir şeyler yapabilme arzunuz varsa, ilim ve bilim sizin için önemliyse ve insanlık adına bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu imkanlar en büyük fırsat.